Hala Azerbaycan'da, Nahçıvan'da, Türkiye ve Azerbaycan arasında Türk Az tatbikatı devam etmekte. Ama son günlerde Akdeniz'de yaşanan ve gelişmelerini sıklıkla televizyondan veya haber sitelerinden takip ettiğimiz olayların perde arkaları daha çok geniş. Biz sadece ön yüzü görüyoruz. Ön yüzde ne görmek istiyorsak bize onu gösteriyorlar. Ama arka yüzde olan bitenler aslında çok farklı. Farklı derken hemen akıllara yanlış şeyler gelmesin. Türkiye gerçekten öyle bir stratejik adımlar atıyor ki dünya bu stratejik adımlar karşısında çaresiz durumda. Çaresiz durumda kalmak zorundalar. Çünkü artık karşılarında eski bir Türkiye yok. Eski Türkiye bundan yıllar önce öldü. Artık yeni ve güçlü bir Türkiye var. Türkiye var oldukça, Türkiye ayakta durdukça diğer Müslüman devletler de Türkiye ile beraber ayakta duracaklar. Çünkü diğer ülkelerdeki kardeşlerimize sorduğunuz zaman Türkiye için dedikleri tek şey şudur. Türkiye bir kaledir. Kale düşerse ümmet düşer. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak. TurAz, Kartalı tatbikatı ile Hava Kuvvetleri İşbirliği'ni Nahçıvan'daki kara tatbikatıyla da kara kuvvetlerinin müşterek hareket kabiliyetini test eden Türkiye ve Azerbaycan orduları dünyaya gövde gösterisini donanmalarıyla Doğu Akdeniz'e taşıyarak devam edecekler. Peki bu ne demek oluyor? Neden Türkiye Azerbaycan'la beraber Doğu Akdeniz'de devriye atacak? Gelin olayı detaylı bir şekilde inceleyelim. Neler var arkasında? Hazar Denizi'nin güçlü donanmalarından birine sahip olan kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin öncülüğünde icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin denizlerde düzenlediği tatbikatlara her dönem yüksek katılım sergileyen Azerbaycan donanması, Akdeniz'de ticaret ve enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkiye ile beraber hareket edecek. İki ülke deniz kuvvetleri arasında konuya ilişkin çalışmalar nihai aşamaya geldi. Yakın bir zamanda Azerbaycan deniz kuvvetleri de Akdeniz'e doğru inecek. Peki Azerbaycan ve Türkiye neden bunu yapıyor? Son dönemlerde zaten haberlerde görmüştürsünüz. Amerikan ve Fransız donanmaları şu an Girit'e demir atmış durumda. Ve Girit etrafında Fransız savaş gemileri dolaşmakta. Peki neden bunu yapıyor Fransızlar? Neden Akdeniz'de bize karşı bir tutum sergiliyorlar? Çünkü Akdeniz'in altında gerçekten hem petrol hem de doğal gaz rezervi var. Ve bunu bulan ülkeler gerçekten doğal gaz ve petrol konusunda çok zengin ülkeler olacaklar. Ve Türkiye'de kendine olan payı kimseye yedirmek istemiyor. Ve Azerbaycan'la beraber hareket etmek istiyor. Biliyorsunuz Türkiye en son Libya'yla Doğu Akdeniz konusunda anlaşmıştı. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'e çıkacak Libya kıyılarında herhangi bir doğal gaz veya petrol durumunda Türkiye oraya işletme hakkına sahip. Çünkü Libya'yla böyle bir anlaşması var. İşte dünyadaki yani Avrupa'daki bize karşı düşmanlık besleyen Almanya, Fransa veya İngiltere gibi ülkeler bizim bu haktan yani bu petrol ve doğal gazdan yararlanmamızı istemiyorlar. Biz de Akdeniz'de onlara karşı bir tutum sergiliyoruz. Bu tutum sergilememizin sebebi ise kendimize ait olanları alabilmek. Çünkü Doğu Akdeniz önceden de bize aitti, hala da bize ait. Ama bunu kabullenmeyen ülkeler var. Yunanistan gibi. En son Amerika ile beraber Yunanistan bir görüşme içerisindeydi. Ve hatta Trump televizyonlara çıkıp şu kelimeyi kullanmıştı. Beni bir ülke aradı ve Doğu Akdeniz'e gemi yollamamı istiyor ve Erdoğan'ı aramamı istiyorlar. Ve bunun ardından sadece bir gün sonra İtalya'da demirli olan savaş gemisi şu an Girit'e demir attı. Yani Amerika Libya'da kaybettiği otoritesini kazanmak için Yunanistan'la beraber bize karşı cephe alıyor. Bizim devletimiz gerçekten onları müttefik olarak görmüyor. Biz şu an elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde güçlenmeye ve daha diri olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok geri kalmıştık ve yeni yeni sanayi atılımlar yaptık ve yeni yeni güçleniyoruz. Olayın diğer boyutlarına gelecek olursak, Türkiye'nin 2006 yılından bu yana milli olarak icra ettiği Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası yapıya kavuşturulması maksadıyla Akdeniz'de kıyısı bulunan yahut Akdeniz üzerinden ticaret, enerji, nakil hatları kullanan dost ve kardeş 9 ülkeyle görüşmeler yaklaşık 2 yıl önce başlatılmıştı. Harekatın uluslararası katılımcılarının harekata daha çok bilgi paylaşımı ve diğer desteklerle katkı sağlaması bekleniyor. Hazar Havzası'nda bulunmakla birlikte
BTC boru hattında petrol sağlayan Azerbaycan, Doğu Akdeniz üzerinden ticaret ve enerji nakil hatları üzerinden konunun paydaşlarından biri. Azerbaycan donanmasının kardeş ülke güç birliğinin bir göstergesi olarak harekata katkısı önemsenirken, istendiği takdirde savaş gemisi kiralamak yahut donanmanın diğer unsurları ve istihbarat işbirlikleriyle harekata önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'nin kardeşlik bağının yanı sıra güçlü enerji işbirliğine sahip olduğu Kazakistan ve Türkmenistan da ittifaka dahil olabileceklerini belirtiyor. Yani aslında bu bir Turan harekatı. Çünkü biliyorsunuz Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan bizim kardeş ülkelerimiz. Azerbaycan bu gibi ülkelerle birleşip bir Turan harekatı düzenleyebiliriz. Yani Turan harekatı sadece bir savaş değil, gövde gösterisi. Biz buradayız. Yakın bir zamanda daha farklı şeyler de olacak tabii ki. Doğu Akdeniz gerçekten kaynayan bir kazan gibi. Yakında çok farklı şeyler de görebileceğiz. Anlayacağınız Doğu Akdeniz'in kapsamı giderek genişliyor. Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan ve Arnavutluk da listede. Akdeniz Kalkanı Kasım 2019'da uluslararası nitelikte bir tatbikat haline gelmiş ve ilk katılımcısı da Pakistan donanması olmuştu. Doğu Akdeniz 2019 davet tatbikatına katılan Pakistan fırkateyni PNS Alemgir harp oyununun tamamlanması sonrası Akdeniz Kalkanı'na iştirak etmiş, Pakistan ile birlikte Ürdün'de iki gözlemci personeli ile harekatta yer almıştı. Bu yıl 10-11 Mart'taki harekata PNS Yarmouk fırkateyni ile katılan Pakistan donanması ile Türk donanması arasında ortak iletişim hattı tesis edilmiş ve karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına 21 Nisan itibariyle başlanmıştı. Yani bu devletlerden bahsederken Pakistan'ı tabii ki de unutmuyoruz. Bunu yıllar yıllar önce yapmaya çalıştık. Yıllar yıllar önce hem Turan Birliği'ni hem de İslam Birliği'ni kurmaya çalıştık. Ve yeni yeni filizleniyor. Yeni yeni adımlar atılıyor. Tabii bunu çekemeyen ülkeler de var. Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Birleşik Arap Emirlikleri ve ne yazık ki Suudi Arabistan gibi ülkeler. Biliyorsunuz Türkiye, Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan, Arnavutluk, Kosova, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan gibi ve daha nice Müslüman ülkeler bir araya gelip Türkiye'nin yanında olacaklarına dair anlaşma imzalamışlardır. Ama bu ön planda birçok ülke tarafından açıklanmamıştır ve siz bunu yeni yeni belki öğreniyorsunuz. Türkiye gerçekten tek başına bir ülke değil, yalnız bir ülke değil. Bunu Amerika'sı da çok iyi biliyor, Avrupa'sı da, Rusya'sı da çok iyi biliyor. Özellikle Rusya şunu çok iyi biliyor. Türkiye'nin bir sözüyle Rusya paramparça olabilir. Çünkü Rusya'nın içinde gerçekten azınlık ve çoğunluk olarak uluslar var. Bu uluslar harekete geçerse Rusya paramparça olur içten. Bunu Rusya kendisi çok iyi biliyor ve onun için Türkiye ile arasını hep sıcak tutmuştur. Başka olaylara varana kadar iki ülkede birbiriyle arasını hiçbir zaman soğuk tutmamıştır. Yakın bir gelecekte her şey daha farklı olacak. Artık sadece Türkiye'nin sözünün geçtiği bir Avrupa ve bir Asya, bir Afrika göreceksiniz. Yakında, çok ama çok yakında bunu hepiniz göreceksiniz. Bunu benim söylediğim, hatta bu videoyu indirin ve kaydedin. Bunları söylediğimi de o zamanlar tekrar dinleyip izleyin. Çünkü göreceksiniz ki gelecek çok farklı olacak. Bunun adımlarını şimdiden görebiliyorsunuz. En son Karadeniz'deki bulduğumuz gazdan, Akdeniz'deki belirlediğimiz gaz yataklarından. İnşallah doğuda da bir petrol havzası keşfedilmiş. İnşallah onu da bulacağız. Ve konuya tekrar gelecek olursak, Doğu Akdeniz'de sıcak bir çatışma yaşanabilir. Yunanistan şu 12 ada yüzünden bizimle başı çok ağrıyacak. Yakın bir gelecekte göreceksiniz. 12 ada tekrar Türkiye'ye devredilecek. Nasıl mı? Tabii ki 12'si birden değil. Ama bize kıyı olan ve bize yakın olan adalar tekrar Türk toprakları olarak geçecek. Yakında, çok yakında bunu da göreceksiniz. Ve bu yüzden Yunanistan ve Avrupa Birliği ile sıcak ama çok da keskin olmayan savaş veya çatışmalar yaşanacak. Umarım yaşanmaz. Umarım her şey güzel olur. Ama bazı şeyler ne yazık ki savaşla geri alınabiliyor. Biz onları savaşla kazanmıştık. Ama ne yazık ki masada onları imza, kalemle geri verdik. Beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.